Burası telli durumdaydı. Bir gün hiç kimseye haber verilmeden bu teller kırıldı. Görüldüğü üzere içeriye girebilmek için şuraya rampa yapıldı. Burası hep ağaçtı arkadaşlar. Olduğu gibi hep ağaçtı burası. Ağaçlar da vahşice söküldü. Ve gördüğünüz gibi şuraya atıldı arkadaşlar ağaçlar. Yani buraya yurt yapıldığı takdirde gördüğünüz arkada çam ağaçlarımız var. Bunların sonu da maalesef bu kuruyan ağaç gibi olacak. Biz mahallemizde kesinlikle 8 katlı 2 bloktan oluşacak 8 katlı yurt istemiyoruz. Ve yasal çerçevede mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. 2014 yılına kadar Anadolu Ajansı'nın kullanımında olan devlete ait taşınmaz mal 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Maliye Bakanlığı'na devredilmiştir. 2017 Şubat ayında hükümette bulunan bir bakanın birinci derecede yakınlarına rezerv olarak ayrılan arazi 55'e 89 imar yasasına uymayarak halka ve bölgedeki komşuların görüşü alınmadan, yasal zorunluluk olan görüş alınmadan Şehir Planlama Dairesi tarafından kesin onay verilmiştir. Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Dairesi yasaya aykırılık da bulunmuştur. Aynı zamanda Rum malı olan bir arazinin eşdeğerciler pas geçilerek eşdeğer hakkı bulunmayan kişilere verilmesi de yasaya aykırıdır. Kamu hizmeti üstlenen bir siyasetçinin kendisine ve yakınlarına rant ve çıkar sağlayıcı uygulamaları hukuk devletiyle bağdaşmadığı gibi ceza yasası anlamında görevin kötüye kullanılması suçunun işlenmiş olmasının kanıtıdır da. Bu hukukçuların bir yorumudur aynı zamanda. Ve burayı veren Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Maliye Bakanı. Verdiği insanlar kendi ailesi. Bunu veren kişi Devlet Emlak Malzeme Dairesi Müdürü, kendi akrabaları. Yani bir hanedanlık sürdü gidiyor. Hiç duracağı yok. Bu rant bitiyor. Biliyor musunuz Kıbrıs'ı neye benzetiyorum? Bir arı kovanına. Bir kurkuda dışarıda bekler. İlk önce orayı bekleyen arıları yerler. Arkasından çalışan arıları, onun arkasından da kovanın içindeki balı yerler ve bitirirler. İşte bizim Kıbrıs'ımızın sorunu budur. Lütfen haktan, hukuktan yana olanlar, insanlıktan yana olanlar, çevre ile uyumlu gelişim içerisinde olan insanlar bu tür hareketlere destek versin.